Oh. Yanoş'la görüşmeye geldim. Eflak Prensi Mirce'ye. Eflak Prens. Duydum. Çadırı al. Açın. General Yanoş. Sana saygı göstermediğim için bana kızıyor musun? Hayır. Yalan söylersen anlaşamayız. Biraz. Peki. Sana saygı duymamı ister misin? Sorularımın havada kalmasından hiç hoşlanmam Prens Mirce. Senin gözlerinin içine bakınca neler gördüğümü merak ediyor musun? Kaçak savaşman kaderini değiştirmez. Yaşadığın çelişkiler sana korkak dememe sebep olmayacak. Ben senin gözlerinin içine bakınca kral olmak isteyen bir genci görüyorum. Onurlu bir kral. Bir kralımız var. Ruhunu Osmanlı'ya satmış aşağılık bir kral. O benim babam. Çocuklarını Osmanlı'ya rehin vermiş korkak bir baba. Ben sadece halkımızın zarar görmemesini istiyorum. Eflak, halkına zulmetme. En önemli soruyu tekrar soruyorum. Sana saygı duymamı istiyor musun? Evet. O zaman krallığınızın kapılarına dayandım da o kapıları bana aç. Ve halkının yeni kralı ol. Onurlu bir kral. Sevgili Bulat, görüşmeyeli epey uzun zaman oldu. Arkamdaki ordu ziyaret etmek için fazla büyük değil mi, Yanoş? Beni bilirsin, laf uzatmayı sevmem. Kapıları aç ve bana biat et Bulat. Eflak, Osmanlı'ya bağlı bir vassal beylik. Murat çok uzaklarda. Burada bizden başka kimse yok. Sen, ben ve oğlum Mirce'ye. Yıllar önce Varna'da kralını savaş meydanında bırakıp kaçmadan önce de böyle söylüyordum. Sultan Murad'ın gazabını çabuk unutmuşsun. Bu sahte cesareti bir yerden hatırlıyorum. Sanırım bunlar senin gözcülerin. Hiç değişmemişsin.
Sadece kan dökmeyi biliyorsun. Oysa ki Murat bize yalnızca huzur getirdi. Peki oğlum. Necia da böyle mi düşünüyor? Bu şehrin bir kralı var. Affet beni baba. Sadece ikimiz kaldık. Ben ve Necia.